Türkiye geçtiğimiz hafta uydu ve uzay teknolojileri alanında dünyanın dev şirketlerini ağırladı. Global Satellite Show İstanbul'da ikinci kez düzenlendi. 50'den fazla ülkenin katıldığı fuarda Türkiye'nin bu alandaki yerli ürünleri dikkat çekti. Uydu ve uzay ekonomisi dünyada toplam 250 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Her geçen gün gelişen sektör yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'de bu alandaki gelişimini son 10 yılda arttırmaya başladı. Yerli uydu ve fırlatma sistemlerindeki çalışmalar sürüyor. Uydu ve uzay teknolojileri sektörünün dev şirketleri geçtiğimiz hafta İstanbul'da buluştu. 50'den fazla ülkeden gelen katılımcılar uydu, uzay ve haberleşme alanında geleceğin teknolojilerini konuştu. Global Satellite Show, MÜSİAD'ın stratejik ortaklığıyla ikinci kez düzenlendi. Fuar Smart Connections, akıllı bağlantılar temasıyla gerçekleştirildi. Lisanssız hava araçları normal kullanım koşullarında görerek haberleşme dediğimiz, yani yer istasyonunun hava aracını görmesi şeklinde bir haberleşmeyle, ki bu da yaklaşık en fazla 200-250 kilometreye giden bir haberleşme çeşidi. Ancak insansız hava aracına uydu terminali koyduğunuz anda artık menziliniz binlerce kilometreye kadar uzayabilir. Dolayısıyla bu size çok ciddi stratejik bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bunu yapabilen dünyada olgun, belli bir olgunluğa ulaşmış, bu teknolojiyi geliştirmiş ülke sayısı fazla değil. Ve bunlar aslında satılırken de kısıtlanan teknolojiler. CTEK olarak biz bu konuda ilk defa yerli bir çözümü ortaya koyduk. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk yıllarda da yine bunu çeşitlendireceğiz. Firmalar uydu, uzay ve haberleşme alanındaki gelişim ve üretimle birlikte ihracatı da arttırma hedefinde. Bir husus, satışı çeşitli ihracat kısıtlarına tabi olduğu için her istediğiniz anda, her istediğiniz uygulama için alamıyorsunuz. Bunun ciddi bir ihracat potansiyeli var. Biz de firma olarak bunun için gayret gösteriyoruz.